Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bu programımızda sağlığımızla ilgili konuşacağız. Gerçekten önemli bir konu. Gerçekten dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. Çünkü gerçekten artık çözümsüz neredeyse bir şey yok. İşte Mustafa Hoca konuğumuz olacak. Ondan öğreneceğiz neler yapıyor, alanında hangi çalışmaları mevcut. Jinekolog, operatör doktor Mustafa Yücel bizlerle birlikte. Merhaba diyelim programımıza başlayalım. Merhaba hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Merhabalar Sertan Bey. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağlık, e, genel insan sağlığı, hayat ile devam ediyoruz. Devam ediyorsunuz. Şimdi hocam e, çok önemli sorularımız var. size evet. hazırladığımız. Bunları ama sormadan önce kariyerinizle ilgili böyle bir e, kariyer geçmişinizi dinleyelim. Evet. Sonra konumuza geçelim. Evet. Kariyer geçmişi Mustafa Ücel kimdir dersek. E, Moskova Tıbbi Bilimler Akademisi Tıp Fakültesi e, mezunu. Uzman jinekolog, operatör, doktor. Ee, ...uzmanlıkta eğitimimiz tabi... ...Rusya'da e, gene... ...ancak bunun akabinde... E, ...fark nedir? Bir fark vardır... ...o da şu e, Rusya Federasyonları'nda... ...tüm eski Sovyet ülkelerinde... ...jinekoloji mütehassıslığına... ...dair eğitiminiz esnasında... ...size... E, ...jinekolojik onkoloji... ...özellikle e, gene mütehassıslık... E, ...eğitimi... ...verilir, onu da alırsınız... Ee, akademik eğitim sonrası uzmanlık sonrası Moskova'da Ukrayna'da İntosana gibi özel hastanelerde çalıştıktan sonra daha sonrasında e, bugün Afrika'da Kenya Etiyopya e, yine e, Uganda gibi ülkelerde az sonra bahsedeceğimiz çalışmalarımızla faaliyetlerimize devam ediyoruz. Harika Peki bitkisel tıp ya da fitoterapi nedir? Bitkisel tıp nedir? Aslında tıp bitkiden kaynaklıdır. Ee, özellikle farmakoloji... ...yani eczacılık... Ee, ...nedir? Eczacılık ilaç yapım bilimidir. Yani ilaçların yapımıdır. Ee, bitkinin içerisinde olmadığı bir tıp... ...özellikle... ...sentetik ilaç... ...bana e, bunu söyleyebilirim rahatlıkla... ...bitkiden elde edilen bir ilacı ile ...bitkiden elde edilmeyen... E, ...endikasyon gösteren ilaçlar arasında... ...ciddi bir fark vardır. Bu yüzden özetleyeyim tekrar tıbbın temeli bitkidir Çünkü bitkinin yararlı olan kimyasalları fitoterapi dediğimiz bu alanı oluşturuyor e, fitoterapi ile bugün birçok hastalık modern Tıp e, olarak addettiğimiz adlandırdığımız e, tıbbi bilimin içerisinde gene tümleşik olarak kullanılabilmekte ve e, birçok hastalık tedavi edilebilmektedir özetle Evet yani bitkilerin şifasından zaten faydalanıyoruz. Yani e, Söğüt ağacının yaprağı aspirinin bulunmasıdır. Aspirin ilk yani aspirin Söğüt ağacının yaprağından yapılmıştır. E, onu örnek verebiliriz. E, yani, daha Milyonlarca örnek vardır. Değil milyonlarca mi? örnek var. Isırgan otunun örnek veriyorum. E, kanı çok sıvı olup da örnek veriyorum. E, kan D-dimer'ı diyelim yani burada. Burnum hemen kanıyor. İşte hapşırsam burnum kanıyor diyen bir vatandaşın ısırgan otunun sterolen ve lignin kimyasallarından elde edilen bir e, kürünü örnek veriyorum kullanması durumunda yine e, burada çok rahatlıkla bu sağlık sorununun üstesinden gelinebilir. Harika. Peki hangi hastalıklar e, bu tedavi yöntemine yöntemiyle yöntemi uygulanır? Yani fitoterapi ya da bitkisel hol, e, tıp diyelim buna. E, yani hangi hastalıklar burada tedavi edilebilir? Birçok hastalık tedavi edilebilir. Ama insan vücudunda hücre geçirgenliği ve beyin hücre duvarı, hücre duvarı dediğimiz yani beynimizdeki beyin dokumuz bizim çok daha zordur. E, yani inhibasyon ilacın oraya etkisi zordur. Beyin tümörlerinde örnek veriyorum kemoterapi de alsanız çok zordur bu yüzde beş yüzde yedidir ihtimali, tedavi ihtimali. Ancak ışın ile, hani radyoterapi ile olur. Ama onun haricinde insan vücudunda tüm şu gördüğümüz iskelet sistemimiz yani kemik, iskelet sistemimiz dahil olmak üzere yumuşak doku dediğimiz kas ve et do tabakası dokuları tamamen oral olarak yani bitkilerden alınan tüm bu ilaçlar ile tedavi edilebilmekte. Ancak doğru ajan, doğru teşhis, öncelikle bakın doğru teşhis, doğru ajanlar yani doğru kimyasallar, doğru ilaçlar ve doğru tedavi. Bu üçlem biri bozulduğu zaman olmaz. Özellikle bunu da söyleyebiliriz. Evet, aslında hangi hastalıklara uygulanmaz desek daha kolay mı Bir cevap olurdu hocam? Yani daha kolay cevap olurdu. Örnek veriyorum beyin kanserinde bitki bitki e, bitkisel tıp ne kadar başarı sağlayabilir? Kemoterapiden çok daha yüksektir oranı. Bunu net ifade edebiliriz. Ama e, örnek veriyorum akut lösemide multiple miyelom dediğimiz ilik kanserinde ister istemez mecbur e, o diyelim yani mecburen kemoterapiye insanların e, hani başvurması kaçınılmaz. Evet, ama, yine ama, destek almak Destek alınabilir. Destek mutlaka alınabilir. Fayda, zarar olur mu? Olmaz. Faydası olur mu? Mutlaka olur. Bunun da örnekleri var. Hani Çin'e giderseniz Çin'de zaten geleneksel Çin tıbbı diye bir ayrı bir dünya vardır. Ee, ki bu pandemi sürecinde de gene e, sekteye uğratılmamıştır. Hindistan, ona keza Endonezya gibi ülkeler e, söyleyebiliriz. Yani bitkiden, bitkilerden ilaç elde edilir ve dünyada bugün e, ciddi anlamda bitkiden elde edilen bitki özlü ilaçlar ...en başarılı tedavi sonuçlarını veriyor. Yani hasta vücudu tedaviye yanıt verebiliyor. Bunu da söylemekte evet, fayda var. Yani kesinlikle ben Çin'de... ...olmuş biri olarak söyleyeyim. Orada e, ben eczane görmedim neredeyse. Bütün doğal, şeyler doğal. Gittiğiniz evet. zaman size hemen ona uygun... ...başım ağrıyordu evet. benim mesela. Hemen ona uygun bir şey verdiler bana. Gerçekten bu, Hindistan bu konuda Ayurveda'yı... ...tüm dünyaya tanıtmakla ilgili... ...başbakan uğraşıyor bizden. Evet. Yoga ile birlikte. Dediğiniz gibi çok dünyada... ...geçerli bir yol. Peki... Sizin temel felsefeniz ne hocam bu konuda. Temel felsefe İbn Sina ve Biruni. Yani şimdi e, neden İbn Sina ve Biruni diyoruz? İbn Sina ve Biruni Ortaçağ karanlık Ortaçağ olarak bizim e, ifade ettiğimiz hani çocuklarımızın, bizlerin öğrendiği, duyduğu İstanbul'un fethine kadar geçen o süreç içerisinde yeryüzünde en temel tıp biliminin ee, o döneme ait hatta bugüne ait tıbbın temelini atan iki ünlü tıp e, bilim insanı. Yani gerçekten bilim insanı lakabını hak ediyor mu? Hak ediyorlar. Çünkü eee medreselerde İbn Sina ve Biruni o dönem cüzzamı yani cilt kanserini tedavi edebiliyorlardı. Ve bunu nasıl yapıyorlardı? Söğüt ağacının Hani bunu da anlatalım e, dilerseniz. Söğüt ağacının odununu yakılmış, kül edilmiş halini İbn Sina'nın kendi kitabı vardır. İbn Sina'tıb e, Tıbbiyesi diye. Orada görebilirsiniz. Yani bundan elde edilen bir krem formunda ilaç ile cüzzamı 40 gün gibi bir sürede komple iyileştirdikleri yazıyor. Evet. Bunlar da bir hakikat vesikası diyebiliriz. Kesinlikle. Ve zamanında çok e... İbn Sina dediğiniz gibi ben de o zaman zaman okuyorum gerek söyledikleri gerek tavsiyeleri müthiş. Peki bitki kürü nasıl hazırlanır? Bitki kürü nasıl hazırlanır? Ee, bitki kürü bir kere evde içtiğimiz çay bir bitki kürüdür. Çay bir bitki kürüdür. Ama en çok yapılan hata nedir derseniz? En çok yapılan hata bitkileri haşlamak, kaynatmak. Yani bitkinin içerisindeki faydalı tüm kimyasalları siz organik dokuyu yüksek derecede ısıya maruz bıraktığınız zaman çok kaynar suda öldürüyorsunuz. Posasını tüketmiş oluyoruz. Bunun da hiçbir faydası olmaz. Ancak e, gene e, söylemekte fayda var. Ispanağı pişirmek yerine roka salatası gibi tüketen bir vücut, e, bir insan vücudunun alacağı demir pişirilmiş ıspanağın %200 katıdır. %200 katıdır. Ee, bunu da altını çizerek söyleyelim ki ıspanak demir vitamini açısından evet zengindir. Ee, mineral bakımdan zengin bir bitkidir. Ama bunu roka salatası şeklinde hatta biraz kereviz e, yani bildiğimiz kereviz salatası ile tüketilmesi e, insan sağlığı için faydalıdır. E, haricen e, kür nasıl elde edilir? E, gene onu da belirtelim. Hiçbir kür hazırlanışta 50-55 dereceye geçmemelidir. E, tüm bitkiler için bu geçerlidir, hemen hemen tümü için 90 için geçerlidir. Çünkü tüm canlı dokular, bitkilerin dalları dahi olsa 55 derece gibi yani bulaşık makinesindeki yağı çözen e, suyun sıcaklığıdır bu. 55 derecede kendi doğal e, içeriklerini, kimyasallarını korur ve suya bırakır. O da size soğuttuğunuzda zaten küre elde ettiğinizde vücudunuzda ince bağırsaktan kana karıştığında mutlak surette fayda gösterir. Evet yani onu da tabii yok evde öyle kendimiz halledelim yapalım kürümüzü. Bunlar çok tehlike de yaratabilir mi o? Dozlaşımına gitti, gidildiği zaman yaratır. Yani şöyle söyleyeyim meyan kökünü çok fazla içerseniz yaz günü damarlarda sıkışma yaptığından dolayı kalp krizi riskiniz normal bir vatandaşa göre %50 artar. Evet. Hani Türkiye'de en fazla e, işte meyan kökünden içeceğin, soğuk içeceğin hani meyan kökünün tüketildiği ilimiz Kahramanmaraş'tır. Yaz günü en fazla kalp krizleri de hani bölge bazında Kahramanmaraş'ta olur çünkü damarlardaki daralma e, kalp krizini tetikleyicidir. Onun için burada bilinmeyen ya da hakkında tam bilgi sahibi olunmayan bir bitki ile hani bitkiden kür elde etmek Yarar yerine zararda doğurabilir. Evet. Peki şimdi sizin yaptığınız çalışmalar var, Gerek Rusya'da tabii ki edindiğiniz bilgiler, şu an Afrika'da yaptığınız çalışmalar. Yumuşak doku kanserlerinde fitoterapi başarısı nedir hocam? Şahsi olarak uygulamış olduğunuz tedavide benim uyguladığım tedavide yani 90 başarı elde ettim. Bunu da gördük raporlarıyla, sosyal medya hesabında da zaten Instagram olsun, Twitter'da. ...raporları ile... E, ...defaatle paylaşmışımdır. E, burada... ...başarı oranı... ...sizin az önce söylediğim gibi... ...doğru ajanı, doğru kimyasalı, doğru dozda... ...doğru kanser türüne... ...kullanmanıza bağlıdır. Çünkü pankreas kanserine... E, ...inhibasyon ve endikasyonu... ...görebileceğiniz, elde edebileceğiniz... ...ajan miktarı ve... E, ...oranı farklıdır. Ancak akciğer interior ya da posteriorda e, kullanacağınız ilacın miktar ve bileşim yoğunluğu farklıdır. Farklı olmak zorundadır yani. Ama bunun haricinde e, başarı elde ettik mi? Çok güzel başarı elde ettik. Dediğim gibi sosyal medyadan da izleyicilerimiz de görebilirler. Verdiniz değil mi hocam? Bilgiler evet, 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 bilgileri de verdik. Takip edebilirler. Peki kemoterapi mi, fitoterapi mi yoksa ikisi birlikte mi diye sorayım. Kemoterapi bazlı kanser tedavisi ile fitoterapi bazlı kanser tedavisi arasında ne tür fark var? Kemoterapide hastada çok ciddi yan etkiler görülmesiyle beraber böbreklerin artık ee, diyalize düşme durumu ortaya çıkabilmekte. E, bu da artık kaçınılmaz bir gerçek. Görülen hastalardan hani binlerce hastayı görüyoruz açıkçası. Ekranları başında izleyen e, izleyicilerimiz, hastalarımız var. Hastalarım var. Onlar da bunun e, canlı şahididir. Şimdi sağlıklı bir böbreği sizin %30 %20 çalışır hale getirmeniz için çok ciddi bir böbrek parankimi bozucu kimyasalın zehrin toksisitenin zehrin vücuda girmesi lazım. Kemoterapi alan hastalarımız ne oluyor? En genel görülen şey Kemoterapi sonrası kusma, yataklara düşme deyim yerindeyse, kolu kaldıramama, iki merdiveni bırakın çıkmayı inememe. Ama fitoterapide böyle bir olay gerçekleşiyor mu? Hayır. Ama fitoterapide de doğru e, ilaç, doğru kimyasallar, doğru bileşenler, doğru miktarlarda eğer hazırlanmış ise ve bu ajanlar e, çözüm noktası babında yani artık çözüm noktası, şekline geldiğinde hangi kanser türüne hangi kimyasalın hangi bitkisel kimyasalın biyolojiktir biliyorsunuz yani bitkiden elde edilen kimyasal biyolojiktir ee, endüstriyel bir ilaç değildir ee, buradaki etkisi ve sonucu bunu çok net örnek veriyorum görebilirsiniz akciğer kanseri örnek veriyorum ama sırt sırt kemiğinde efendim işte ee, leğen kemiğinde metastazı var. Yahut göğüs kafesinde bir ağırlık diye bahsederler. Sanki bir ağırlık var böyle. Ya da nefes alamamada zorlanırlar. Ki burada trake bölgesinde tümörün baskılanmasını sağlayacak bir kimyasal varsa yeryüzünde bu da urson, sapatoksin ve safinoldür. Kendi uygulamış olduğum tedavideki kimyasallar bazında bunlar yoğunlukta olduğu için işte söylediğim gibi akciğer kanserinde, karaciğer kanserinde e, yumuşak doku kanserlerinde e, Mustafa Özel'in başarı ortalaması %90'ın üzerinde net rakamlar ile e, dosyalar ile onları da zaten bir sonraki programa sizlere getirmiş olurum. E, hem de buradan paylaşabiliriz diye. Evet. evet gerçekten çok önemli yılların vermiş olduğu araştırmaların neticesi sanırım değil mi hocam? Özellikle Sovyet dönemine ait Sovyet bilim adamlarının Sovyet e, Sovyetler döneminin tıbbi tıbbiyesinin anlayışı şudur. Rusya endemik bitkilere sahip bir ülkedir ve endemik bitki dediğimiz canlılar çok özel insan vücuduna faydalı kimyasallar barındırır. Bunu siz doğru yöntemlerle doğru şekilde elde ederseniz, etmiş iseniz sizin beyin tümörlerine dahi endike gösterebilecek, endikasyona spektrum alanı yani etki alanı geniş bir ilaç hazırlama bu ilaç ile de insanları tedavi etmeniz çok rahattır, mümkündür. Peki hocam şunu sorabilir miyim size? Şimdi Rusya'da evet endemik bitkiler var dedik ama sanırım Türkiye'de de var. Değil mi? Fazlasıyla. Yani fazlasıyla. fazlasıyla. Peki şunu sorabilir miyim? Rusya'da şimdi Türkiye'yi, Rusya'yı ve Afrika'yı bildiğiniz için sormak istiyorum. Buradaki bitkilerle o insanları olan böyle bir aralarında bir etkileşim var mı yani Anadolu'da yaşayan bir insan Anadolu'daki bitkilerle tedavi edilmeli. Rusya'daki Rusya'daki bitkilerle Afrika'daki Afrika'daki böyle bir e, coğrafi var mı? bir ayrım ee, evet, evet. yani şöyle söyleyelim. Afrika'ya gittiğiniz zaman e, Afrika'da insanlarda en çok ne görülür cilt kanseri. Çünkü Güneş ışını çok fazla alıyor. Ee, özellikle yerliler Afrika kıtasındaki yerliler yani. Onlar hemen şöyle bir alt üst kısım kapandı mı iş bitti. Ama alınan güneş, güneş ışını çok fazla. E, e, Tabii bu da mor ötesi diyelim yani adına e, ne derseniz deyin cilt kanserini tetikliyor. Ama bölgesel olarak Rusya kıtasındaki bitkilerin Rus insanına Türkiye e, kıta sahanlığı içerisindeki bitkilerin endemik bitkilerin Türkiye ya da Afrika'dakinin de Afrika'ya faydalı olabilmesi bu... Bununla ilgili yapılmış bir hani e, ciddi evet, bir çalışma yok. Bir şey yok. Ama yani şu şu bir gerçektir. Ökse otu çam ağacının üstünde olur. Ökse otu. E, ökse otunun örnek ürün içerisinde sapatoksin, viskotoksin vardır. E, urson vardır. E, ve inositol vardır. Ökse otunda. Ökse otunun meyvesini tüketirseniz Rusya'dakini de yeseniz, Türkiye'dekini de, Afrika'dakini de tüketseniz meyvesi dediğiniz beyaz kısmını zehirlenirsiniz kalp krizine kadar bunun gidişi e, giden bir yolu var açıkçası. Ama öksü otunu siz su yürümesi ağaca do, durduktan sonra toplayıp öksü otunun sabahleyin bir çay bardağı çayını içer iseniz genel yani e, özellikle kronik astımınız var ise bunu 60 günde sıfırlarsınız. Yani burada ne görüyoruz? Rusya'daki öksü otu da Afrika'daki de Türkiye'deki de aynı etki gösteriyor. Ama Ahlat dediğimiz yabani armut ağacının öksü otu kadınlarda rahim kistlerinin erimesine erimesini sağlayan kimyasallara sahip, farklı bir etkiye sahip. Çünkü ahlat bir meyve ağacıdır, yabanidir, eski bir eski dünya türüdür bitkisel olarak. Ama çam ağacı meyvesi yoktur, Kozalağı vardır. Ha kozalandan da çam kozalağı şurubu elde edip onu da gene üst solunum yolu rahatsızlıklarında. Glikoz katılmaksızın kullanılabilir. Evet, hazır hemen kadınlara değinmişken onu da sormak isterim. Şimdi evet. adet döngüsündeki e, kistler, polikler, bunların e, tehlikeleri var mıdır, riskli midir böyle durumlar? Yani şöyle genel menstrüasyonda e, bizim burada e, adet döngüsü içerisinde e, yumurtalık kistleri, rahim kistleri ve miyonlar. Bunlar hani şöyle demek lazım. Miyon nedir? Miyon da bir kitledir. Vajinal ee, rahim duvarı içerisinde oluşabilecek. Miyonlar kadınlarda kız çocuğunun ergenliğe adım atmasıyla başlar, menopoz ile sona erer. Ancak kist dediğimiz durumda kistler özellikle işte polikistik over dediğimiz bir e, ayrı bir rahatsızlık vardır. Kısırlık olarak tabir edilir, anlaşılır, o şekilde düşünmekte ama halbuki polikistik over yumurtanın fazlalığı sebebiyle yumurtanın kalitesizliğidir. Bunu artırmak için ne yapılabilir? İncir kabuğundan elde edilen süt bulunabilir ise kadınlarda ciddi anlamda yumurta kalitesini artırır. Polip ve kistler bazında ise gene öksü otu ve safran kürü ki bunu da ben sosyal medya sayfamda paylaşmışımdır. Öksü otu ve safran kürü içerisine eğer ki hele hele menopozu ee, hani hızlandırmak gibi bir durum söz konusu ise kanser tedavisi gören kadınlarımızda otu safran kürü içerisine tarçın bildiğimiz çubuk tarçından atarak bundan bir kür elde edilebilir. Onunla ilgili de e, açıklamam vardır. Bu kür ile hani lütoid hormonu dediğimiz beyinden yumurtlama e, ovülasyon bu adet döngüsüne e, sağlayan lütoid hormonu olsun e ee, yani kadınla kadınlarımıza dair tüm hormonlarını tarçın baskılayıcı bir özelliğe sahiptir. kadını hormonu baskılandığı zaman zaten kistlerde küçülme doğal olarak or başlar. Evet. Ama hocam şöyle dikkat çekmek istediğim bir konu var. Şimdi herkes bunları duyunca böyle kendi evinde hazırlamaya isteyebilir, çalışabilir. Şimdi bunların toplandığı tarih, yetiştiği tarih, kaynatılma derecesi, bekleme süresi bunlar çok önemli değil mi? Bilinçsizce yapılmaması lazım. Şimdi bunu hani ben eğer 3 litre suya 5 gram safran, 3 yemek kaşığı kuru, kurutulmuş özellikle kurutulmuş ökse otunu, işte burada 3 litre suyu kaynattınız, altını söndürdünüz. 15 dakika sonra bunları katacaksınız. Kaynarken kattığınız zaman zaten elde edeceğiniz fayda miktarı sizin %10'a düşer. %100'den %10'a düşer. Bunları Ezbere, ha Mustafa Hoca bunu dedi. E, biz bunu hazırlayalım. E, işte öksü otunu alalım, safranı alalım, tarçını alalım. İşte biraz üzüm, biraz pekmez, biraz kudret narı. E, aşure oldu. Hani böyle bir şey olur mu? Olmaz. Onun için e, ben kesinlikle ezbere evde e, içerik gramajı, içerik miktarı ve e, elde edilme ısısı bilinmeyen Bilinmedik, e, bilinmiyor ise kür hazırlamayı tavsiye etmem. Anladım. Vatandaşlarımıza. Zaten yazıyor hocam bilgileriniz. Buradan size ulaşabilirler bence. Rahatlıkla ulaşabilirler. E, alt KC'de de arkadaşlar zaten verdiğinde Instagram adresimiz olsun Twitter. E, Rahatlıkla ulaşabilirler. Yani kadınlarda kis dediğimiz olay e, tedavi edilebilir. Ancak bazı rahim kisleri vardır. 3 kilo Böyle bir futbol topuna e, büyüklüğüne yakın kist çıkarttığımız olmuştur. E, Opere ettiğimiz, e, ameliyat ettiğimiz e, hastalarda. Yani bu kistler aslında bir mantar. Yani kistin ilerlemiş e, hali nedir? Kanserleşmedir. Dokuda kanserleşme. Yani kontrolsüz hücre bölünmesidir en bilinen adı ile. Ama kanserleşmenin önüne geçmek için insan vücudunda özellikle kadınlarımızın kendi vücutlarını dışarıdan hormon takviyesi almaktan biraz kaçınması lazım. Çünkü kadın vücudunda kanser, ya kendi hormon dengesinin bozulmasından ya da genetik olarak aileden, baba, babadan özellikle BRSA1 ve BRSA2 dediğimiz iki genetik bozukluk faktöründen gelmektedir diyelim. Evet, gerçekten çok önemli konular, çok detay konular. O yüzden bence kesinlikle Mustafa Bey'e ulaşmadan... Ben evde kaynatayım ha. Duydum böyle olmuş. Böyle yapmayalım arkadaşlar. Sonra daha büyük katlanamayacağımız risklere de yol açabiliriz. Yani 50 nabız ile babasını hastaneye götüren Adıyaman'dan bir vatandaşımız var yani. 50 nabız ile. Ne vermişler? Öksü otunun meyvesini toplamışlar. Yani şöyle şey olmasın. Şu su bardağı kadar öksü otunun meyvesini siz bir insana yedirirseniz, hani bunu file de yedirseniz kalp krizi geçirir. Kalbini durdurur. O böyle bir şey yani ezbere kesinlikle bunlar yapılmaması lazım. E, bitkilerin faydası var ama toksisitesi, zehri de var. Zehri de var. Bunu bilmeden uygulamaya yapmak hani bilmeden bunu e, herhangi bir tedavile almak evde e, ciddi sağlık sorunlarına, ciddi yol sıkıntılara yol açabilir. Yani şifa da zehir de aynı yerde aslında. Aynı yerde. Değil mi? Aynı yerde. Sertan Bey doğru. Hocam çok teşekkür ederim katıldığınız için çok keyifli. Ben çok teşekkür güzel, ediyorum. Güzel, çok faydalı bir konuşma olduğunu düşünüyorum izleyenler için de. Dediğimiz evet. gibi Bey'in iletişim adresleri burada yazıyor. Kendisine buralardan ulaşabilirsiniz. Var mı hocam eklemek istediğiniz son olarak bir şey? Eklemek istediğimiz özellikle pandemi süreci sonrası kadınlarımıza hatırlatma babında şunu söylemek lazım. Genel adet düzensizliği yani aşırı kanama ya da hiç adet görememe gibi iki seçenekten, bu iki rahatsızlığın e, özellikle iki belirtiyi gören kadınlarımızın mutlak surette e, en kısa zamanda bir jinekoloji müteassısına gitmesini ben tavsiye ediyorum. Çünkü e, geçirilen süreçte çok ciddi yan etkiler e, oluşmaya başladı. E, bir takım sebeplerle onları da gene önümüzdeki programda da onu da anlatırız. E, kadınlarımız olsun, erkeklerimiz olsun, göğüste Nefeste azalma, onunla beraber onun haricinde gene hafif öksürük ve nefes almakta zorlanma gibi, sırt ağrısı gibi, göğüs kafesi ağrısı gibi şikayetleri olan vatandaşlarımıza mutlak surette zaman kaybetmeden göğüs hastalıkları polikliniklerine ya da uzmanlarına görünsünler diyorum. Ben evet. teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Özellikle biz de çok değiniyoruz. Bu tarz ağrılarda mutlaka akciğerle ilgili özellikle bu dönemden sonra bir kontrol etmek lazım. Ben de teşekkür ederim. Kariyerinizde, çalışmalarınızda hocam başarılar Rica de ediyorum. Rica olun. ederim. Sağ olun. Sizler de sağ olun. Evet sevgili vizyon izleyicileri gerçekten çok önemli konular ama yine belki dördüncü, beşinci tekrar edişim ama o kadar önemli olduğu için tekrar ediyorum. Bakın Mustafa Beyler yıllarca bu konular üzerinde araştırma yapıp bu sonuçlara varmışlar. Siz evde aman gidip sağdan soldan aldığınız bitkileri kaynatıp kendinize şifa aramayın. Zehir bulursunuz şifa ararken. O yüzden konunun uzmanlarıyla görüşün. Hepsi sosyal medya hesapları, mail adresleri, telefon numaraları var. Ulaşabilirsiniz. Zaten onlar halk için çalışıyorlar. O yüzden hiç çekinmenize gerek yok. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.